sonradan tanışırdık düşünün. Gerçekten yorumuyla, yorumuyla, çizgisiyle hiç kimseyi taklit etmeden yola çıktı. Ve bir efsane. O Müslüm Gürses'in yeri dolmayacaktır diyorum ben. Ve erken aramızdan ayrıldı. Yani ben çok üzüldüm. Daha çok yaşamalıydı ve müzik severlere çok albümler, çok konserler vermeliydi diyorum ama kısmet, kader, üzüntü hiçbir şey halletmiyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Tanrı'dan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ahmet Bey, Müslüm Baba'yı son yolculuğunda yalnız bırakmayan dostlarından bir tanesisiniz. Bizim, Müslüm Baba desek. Müslüm Baba içimizden bir ses, içimizden bir nefes. O Müslüm Gürses işte. Onun için içimizdeki ses kısık bugün. Onun için aldığımız nefes eksik. Bundan böyle öyle olacak. Çünkü o bizim gerçekten acılarımızda, kederlerimizde, bütün duygularımızda gönül yastığı olan bir sesti. Bütün efendiliğiyle, bütün özeliyle, bütün güzelliğiyle hayatını sadece ve sadece müziğe adayan bir yürekti o. Ama şimdi gördüğünüz gibi bir mucize bekledik. Olmadı. O yıllarca şarkılarıyla canımıza can kattı. Biz acaba dualarımızla ömrünü uzatabilir miyiz dedik ama olmadı. Şimdi onu en güzel, en sonsuz, en kutsal yolculuğuna uğurluyoruz. Bütün güzel dualarımızla mekanı cennet olsun. Sevenlerin başı sağ olsun. Ona rahmetler diliyoruz. Efendim güzel anacağız. Dolayısıyla şu an aklınıza gelen, onunla birlikte geçirdiğiniz vakitlerde güzel bir anınız var mı? Kısaca? Ya çok anımız var. Mesela bir geçen yıl bir dizimiz oldu bizim. Müziklerin Efendisi. Müslüm Gürses, Mustafa Topaloğlu. Biz bir arada başladık. İnanılmaz güzel sofralara, güzel umutlarla, güzel hayallerle. Ve birinci bölümden sonra ikinci bölüm yapamadık. Biz de ona takılıyorduk, seviyorduk. Çünkü ki o dizi bitmiş olsa da bu Müziklerin Efendisi adı sana o kadar çok yakışıyor ki. Dizi biter, adı ve tadıyla senin üzerinde o kadar güzel oturdu ki. Gerçekten o Müziklerin Efendisi'ydi. Onunla yurt dışında beraber olduk çok yolculuklarda. Sevgili Muhterem Nur'la birlikte. Onların konserlerini çok zaman ben sundum yurt dışında. Burada çok şarkılar yazdık. Onun için şu anda kendim onun şarkılarında olduğu gibi paramparça, ağır yaralı ve isyanlar da hissediyorum. Ona ağır yaralı, isyanlar da gibi çok şarkıları ben yazmıştım. Keşke daha uzun ömürlü olsaydı, daha çok şarkılar yazsaydım. Tek pişmanlığım bu. Ama tek tesellim de bu kadar güzel şarkılar var ki Müslüm Gürsesler ölmez. Onlar zamana meydan okurlar. Onlar ölümsüzle hep kavuşmuşlardır. Çünkü unutmayın ki bir insan anılmadığı zaman ölmüştür. Ama Müslüm Gürses ömür boyu anılacaktır. Çok teşekkür ederiz sunuyoruz. Efendim. Biz saygılar sunuyoruz. Efendim müziklerin efendisi çok doğru bir tabir Müslüm Gürses için. Konuklarımız hoş geldiniz efendim. Müslüm Gürses için buradayız. Eminim ki söyleyecek cümleleriniz vardır. Müslüm Gürses müziğe uzun yıllar hizmet vermiş. Çok değerli bir dostum benim. Çok eski bir dostum. 68-69 yıllarından bu yana. Kendisi Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tabii ki çok üzüldük. Bugün bizim için çok üzücü bir gün. Hayranlar için de öyle, sevenler için de öyle, eşi için de öyle, hepimiz için öyle. Çok efendi bir insandı gerçekten. Hiç kimsenin işine karışmaz, kimsenin arkasından konuşmaz. Hiç kimseyi eleştirmez. Ben böyle tanıyorum Müslüm'ü. Az konuşur, öz konuşur. Evet, aynen öyle. Sadece işini yapar. Sadece işini yapar ve müziğe tutkun, müziğe aşık bir insandı. Eşi de ona son derece destek oldu. Sonuna kadar. Her zaman onu rahmetle, sevgiyle, muhabbetle anmak bizim her zaman en başta insanlık görevimiz, sonra sanatçılık, bir arkadaşlık, dostluk görevimiz. En son ben hastaneye gittiğimde ne yazık ki kendisini göremedim. Yoğun bakımdaydı çünkü. 2 ay kadar olmuştu yani. Çok kapıdan görmek istedim. Fakat izin verilmedi yoğun bakımda olduğu için. Ben de buna saygı gösterdim tabii ama çok üzüldüm tabii. Yani uzaktan da söyledim. Kapıdan bir bakayım dedim. Olmaz dediler. Muhterem Hanım da oradaydı kendisi zaten. Ben de saygı gösterdim. Çok üzüldüm ama çok dua ettim. Evet, hep öyle kalması. Evet, öyle tabii öyle düşünüyoruz. Öyle düşünmek lazım. Buna saygı duyuyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Eşine sabırlar versin, yakınlarına, sevenlerine. Allah rahmet eylesin diyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Mine Koşan da Müslüm Gürses'i çok değerli dostunu yalnız bırakmadı bugün.
güzel dostları geliyor. Onun için çok güzel şeyler söylüyorlar. Az konuşuyordu, öz konuşuyordu. Ve Ahmet Selçuk İlkan'ın da biraz önce söylediği gibi müziklerin efendisiydi gerçekten de, arabeskin kralı. Bugün onun için buradayız. Buradan sevgili Müslüm Gürses'in naaşını Teşvikiye Camii'ne götüreceğiz. Cenaze namazının ardından da Zincirli Kuyu'nda toprağa vereceğiz. Bülent Sertaş burada. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz? Ya ne söylenebilir ki? Yani hakikaten şu anda duygular anlatmak çok zor. İçeri bakıyorsun. Yani ne bileyim, kelimeler hakikaten yok burada. Söylenecek söz yok. Ya bu kadar kibirsiz bir insan, bu kadar temiz bir adam, bu kadar güzel bir adam. Yolda yürürken, inanın, yürüdüm biraz biliyor musunuz? Yürüdüm, halkın nabzını ölçmeye çalıştım. Yani ne diyorlar? Herkes başsağlığı diledi bana. İnan çok mutlu oldum. İnşallah dedim, dualarını da eksik etmezler. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Yani hakikaten babalıksa baba bu. Yani sosyal medyada bakıyorum, yayınlarda bakıyorum, televizyonlarda, yazılı basına bakıyorsun. Hakikaten baba her kelimenin başında veya sonunda var. Hak etmiş bu adam. Zaten parmakla sayılacak kadar baba dediğimiz insanlar var. Hakikaten onların da, o yaşayanların da kıymetini bilmemiz lazım. Çok güzel eserler bıraktığına inanıyorum. Yani dürüstlüğüyle, kişiliğiyle, karakteriyle Müslüm Gürses hakikaten Türk müziğine, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığı sürece çok güzel eserler bıraktığına ben inanıyorum. Adamlığıyla. Yani bunları tabii şu anda birkaç kelimeyle hakikaten söylemek çok zor. En son ne zaman bir araya gelmiştiniz bence? Yani sabah da yine bir kanalda izledim. Bir show, yani eğlence programıydı. Beraber katılmıştık. Aynı programdı. Onu gördüm. Hatta eşime dedim ki, bak beraberdik bu programda dedim. Hatta dedi ki, Bülent'im dedi, ya bir yere gitmem lazım dedi. Ben çıkayım dedi. Tamam babacığım dedim. Ne demek yani? Ve şu laf etti bana. Adamsın dedi. Böyle devam et dedi. Yemin ediyorum. İnşallah o sözlerine layık olmaya çalışırım. Onun şarkılarını okur musunuz bir sonraki albümlerinizde? Zaten nasip olursa hafta sonu 2-3 tane şey var. Zaten onun parçalarıyla çıkacağım. Çok teşekkür ederiz efendim. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Evet, törenimiz başlamak üzere. Müslüm Gürses'i dostları yalnız bırakmıyor son yolculuğunda sevgili izleyiciler. Biz buradaki görüntüleri ve gelen dostların duygu düşüncelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar hatırlatalım. Kalp yetmezliği ameliyatı olmuştu ve 4 ay yoğun bakımda kaldı. Karaciğer hastalığı nüksetti. Dün saat sabah 10.30'da doktorunun açıklamasıyla vefat ettiğini öğrendik Müslüm babamızın. Bugün onun için buradayız. Buradan cenazeyi öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'ne götüreceğiz. Ve oradan da ebediyete Zincirli Kuyu'da uğurlayacağız Müslüm babayı. Şimdilik buradaki durum böyle. Sanatçılar geldikçe onların Müslüm Baba ile ilgili duygu ve düşüncelerini almaya devam edeceğiz.
bakın ya, görmüyorum. Bakan mı geldi? Görmüyorum abi hiçbir şey. Seçemiyorum yani. Yani 4 aylık yoğun bakım süreci sonrasında hayatını kaybeden arkadaşlarımızın isimlerinden Müslüm Gürses son yolculuğuna uğrayacak. İstanbul'da düzenlenen Cemal Beşit Rey konserindeyiz ki Müslüm Gürses'in sevenlerin dostları ailesi ve hayranları konserlerini tamamlayacak. Evet, Cemal Reşit Rey konser salonundayız ve Müslüm Baba'yı uğurluyoruz. Şu anda Kültür Bakanımız bir açıklama yapıyor basın mensuplarına. Müslüm Baba'nın naaşı salona getirildi. Salon hınca hınç dolu sevgili izleyiciler. Sizler de ekranda görmüşsünüzdür. Orhan Gencebay burada. Birlikte yıllarca aynı yolda, aynı kulvarda yürüdüğü çok değerli sanatçı arkadaşını yalnız bırakmadı Orhan Gencebay'da. Değerli dostları var tabii. Müslüm Baba'nın vefatıyla ilgili cümle kurmak elbette ki zor onlar için de. Ama biz yine de bu sanat camiasında onunla birlikte vakit geçiren dostlarına, onu tanıyan dostlarına bir iki cümle de olsa Müslüm Baba'yı anlatmalarını istiyoruz. Yoğun bir basın ordusu var ve elbette ki Müslüm Baba hayranları da burada. Genci yaşlısı, yaş ortalaması hiç fark etmiyor. 15 yaşında bir genç delikanlıyı da görüyoruz sevenlerin arasında. 70 yaşında bir teyzeyi de görüyoruz. Ve Müslüm Baba atkıları takmışlar. Onun resminin ve isminin basılı olduğu atkılar boyunlarda. Az sonra onun hayat hikayesinden hazırlanan bir VTR gelecek ekranlarınıza. Sonrasında da tören başlayacak. Yaklaşık 1,5 saat sürmesi bekleniyor törenin. Buradan Müslüm Baba'nın naaşını
Teşvikiye Camii'ne götüreceğiz. Öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından da ebediyete Zincirlikuyu mezarlığında uğurlayacağız Müslüm babamızı. Onu kelimelerle anlatmak zor. Gerek gençlere, gerek kendi yaşıtlarına, gerek kendinden büyüklere göstermiş olduğu saygıyla özellikle akıllarda kalan bir sanatçı. Şu ana kadar çıkarmış olduğu albümlerin yanında da sinema filmleriyle de oldukça 80'li ve 90'lı yıllarda konuşuldu, oyunculuğuyla konuşuldu. Aşağı yukarı 38 sinema filminde başrol oynayan çok değerli bir sanatçımız Müslüm Gürses. Zor elbette cümle kurmak, bizler için de, sevenleri için de, çok değerli eşi muhterem Nur için de, değerli dostları için de Müslüm Gürses'i anlatmak oldukça zor. Fakat biz onu bu yolculuğunda yalnız bırakmıyoruz. Tören alanındayız şu anda. Sevenleri akın akın gelmeye devam ediyor. Ve Müslüm Gürses'i bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için, ki genelde biz sanatçı arkadaşlarımızla burada bu tür törenler yaptığımızda bu kadar kalabalığı toplamayabiliyoruz. Bu yüzden size müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. Ben töreni sunmak üzere Sayın Ahmet Selçuk İlkan abimi buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, ülkemizin değerli sanatçıları, sevgili Müslüm Gürses'imizin vazgeçilmez sevdaları, sevenleri, böylesine bir acı günde, bir son yolculukta beraber olmanın, birlikte olmanın, son görevi birlikte yapabilmenin gururu içerisinde hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Elbette hayat bir merhaba, bir elveda veya bir başka deyimle bir hoşça kal arasında sıkışmış bir süreç. Ama bunun içerisinde Müslüm Gürses gibi hem varlığıyla, hem şarkılarıyla, hem de kişiliğiyle yüreğimizde, ömrümüzde, hayatımızda iz bırakmış, deyim yerindeyse içimizden bir ses, içimizden bir nefes olarak kucakladığımız bir değerli sanatçının bu son yolculuğunda insan gerçekten şair de olsa ne söyleyeceğini bilemiyor. Çünkü yıllar yılı şarkılarıyla canımıza can katan sevgili Müslüm Gürses'imize biz de dualarımızla can katabilir miyiz, ömrünü uzatabilir miyiz feryadıyla bir mucize bekledik ama gördüğünüz gibi o Yüce Allah'ımızın mukadderat dediğimiz çizgisiyle son bulan hayat çizgisinden sonsuzluğa gönderdik. O içimizden bir ses, içimizden bir nefes dedik çünkü gerçekten içimizdeki sesi ve nefesi yıllarca bize bir ayna gibi aksettirdi. Acılarımızda, kederlerimizde, hüzünlerimizde bizim gönül yastığımız oldu. Zaten bir ülkenin sanatçıları o ülkenin insanlarına bir gönül yastığıdır. Nasıl ki gece uyurken başımızın altında bir yastık varsa ve o yastığa saklarsak gözyaşlarımızı ve uykularımızı ve o yastık başımızın altına çıktığı zaman, çekildiği zaman nasıl huzursuz olursak, gönül yastıkları da ansızın aramızdan ayrılınca o avuntularımız, o duygularımız ve o yaşantımız da daha da huzursuzlaşır. Onun için sevgili Müslüm Gürses'imizin bize yıllar yılı söylediği gibi bugün daha paramparçayız, daha ağır yaralıyız ve erken kaybettiğimiz için isyanlardayız. Söyleyecek çok söz var ama ne mutlu bize ki onun gönül beşiğinde, onun gönül yastığında hepimizin farklı anıları, farklı hatıraları var. Tek tesellimiz bundan böyle bize bıraktığı o hazine, o güzel şarkılar, o güzel hatıralar olacak. Onu gönül sahnemizde, yalnız ekran sahnesinde değil, gönül sahnemizde de yıllarca taşıyacağımız bildiğimin huzuru içerisinde küçük ama kısa da olsa
onu anımsatacak, onu biraz daha yanımızda hissettirecek 2-3 dakikalık bir VTR hazırladık. Hep birlikte izleyelim lütfen. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Bugün bir ulu çınar maddi dünyaya veda ediyor. Bugün Türk müziği öksüz kalmanın acısını ve hüznünü yaşıyor. Kısacık bir hayata sığdırılan binlerce söz ve nota bugün onun ardından ağlıyor. Hayatında karşılaştığı onca zorluk, onca çile ve dikenli yollara rağmen 59 yıllık yaşam savaşından galip ayrılıyor bugün Müslüm babamız. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta, bıktım ben usta. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. 1953 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Müslüm Gürses, ilk notalar babasının çaldığı bağlamayla daha kundaktayken kulaklarıyla buluşur. 14 yaşındaysa babasından gizli katıldığı bir çay bahçesinde düzenlenen yarışmayla gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım halk evine gidiyordu. Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum. Gürses'in Adana'da bir çay bahçesinde başlayan yolculuğu İstanbul'a gelmesiyle bambaşka bir boyut kazanır. 1968 yılında albüm yapmak için İstanbul'a gelen şarkıcının Emmioğlu Ovada Taşa Basma adıyla çıkan ilk plağı 300 bin satarak o dönem için büyük başarı kaydeder. 1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firmasıyla çıkış parçası olan Sevda Yüklü Kervanları içeren Sevda Yüklü Kervanlar Vurma Güzel Vurma isimli 45'lik plağı yayınlanır. Gürses'in bu plağı da yine satış rekoru kırar. Sev bütün insanları, sev bütün insanları, kim gitme olup gitsin. Gün geçtikçe tanınan Gürses, şöhretinin ilk yıllarında çıktığı Anadolu turnesi sırasında büyük bir kaza geçirir ve ölümden döner. Müslüm Gürses, geçirdiği bu ağır trafik kazasında işitme duyusunun yarısını kaybeder. Kaza sonrası çıkardığı Özür Diliyorum Senden, İsyankar, Ben İnsan Değil Miyim gibi albümlerle yükselişini sürdüren sanatçı, kısa sürede arabesk türünde en çok ilgi gören isimlerden biri olur. Ben insan değil miyim? Ben kulum değil miyim? 1979 yılında ilk defa İsyankar filmiyle kamera karşısına geçen Gürses, ilerleyen yıllarda birçok uzun metrajlı filmde daha hayranlarıyla buluşur. Böyle konuşma ana. Bizim tüm çırpınmamız, bizim tüm dualarımız senin yaşaman için. Hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu sinema oyuncusu Muhterem Nur'la 1982'de çıktığı Malatya turnesi sırasında karşılaşan Gürses, 1985 yılında Nur'la hayatını birleştirir. Önce çok samimi iki arkadaş olduk. Sonra flört etmeye başladık. Sonra işlerine gitti. 4 senede birbirimizi iyice bir tanıyalım dedik. O 4 seneden sonra da ben ona evlenme teklif ettim. O kabul etti, evlendi. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. 90'lı yılların başında Müslümcüler olarak anılan büyük bir fanatik kitle oluşur. Artık o, müzikseverlerin Müslüm babasıdır. Müslüm Gürses'in dinleyici kitlesi birçok araştırmaya konu olmuştur. Doktora tezleri dahi yazılmıştır. Yaptığı müzik, hayran kitlesiyle Müslüm Gürses, birçok sosyolog tarafından da araştırma konusu olur. Gürses, sadece müzik dünyasının Müslüm babası olmakla kalmaz, kent yaşamında arada sıkışıp kalanların da şarkılarıyla sözcüsü olur. Dünya tersine dönse vazgeçmem, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Az konuşan ve ekranlarda pek fazla görünmeyen sanatçı, zaman içinde medyada daha fazla yer almaya başlar.
Bu değişim rüzgarları Gürses'in müzisyen kimliğine de yansır. Nilüfer'in Olmadı Yar isimli şarkısını yorumlayarak bu değişimin ilk sinyallerini veren sanatçı, Teoman'ın Paramparça ve Tarkan'ın İkimizin Yerini adlı çalışmalarını da seslendirir ve büyük beğeni toplar. Müslüm Baba artık daha da geniş bir kitle tarafından dinlenmektedir. Son pişmanlık ne yara, her şeyi bedeli var, olmadı ya. Bildiğim bütün hayatlar paramparça, paramparça. Sen üzülme gülüm, incinme. Canımın içi iki gözüm, sakın küsme. Gürses'in 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever adlı albümü piyasaya çıkmasıyla birlikte yine büyük beğeni toplar. Mungan'ın sözlerini yazdığı David Bowie'den Garbage'a, Leonard Cohen'den Jane Birkin'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendiren Gürses yine çok konuşulur. Farklı projelerle her zaman dinleyicisini şaşırtan Müslüm Gürses, 70 kişilik dev orkestra eşliğinde kaydettiği Yalan Dünya adlı albümünü müzikseverlerle buluşturur. Yıllar öncesinden bildiğimiz şarkıların coverları, türküler ve bir de Uzun Hava'dan oluşan albümde 11 şarkı yer alır. Müzikal prodüktörlüğünü Orhan Şalley'in yaptığı Yalan Dünya albümünde Türkiye'deki tecrübeli isimlerin yanı sıra birçok genç isim de sanatçıya eşlik eder. Gürses, albümünün ilk klibini Şebnem Ferah'ın çok beğenilen şarkısı Sigara'ya çeker. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Bugün 1953'te hayata gözlerini açan ama şarkıları ve felsefesiyle sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak olan Müslüm Gürses'i ebediyete uğurluyoruz. Seni unutmayacağız Müslüm Baba. Şüphesiz Müslüm Gürses'imizin, Müslüm babamızın en çok duymak istediği bu alkışlardı sahnedeyken. Uğurlanırken de alkışlanmak şüphesiz en güzel, en onurlu bir duygu. Her ne kadar acılı, yaslı, mateminde bu alkışlar bir yerde, hani bir gözümüzde hüzün, bir gözümüzde böyle uğurlanmanın sevinci varken her şeye rağmen böyle bir ortamda çok fazla da bana aykırı gelmiyor açıkçası. Çünkü bir sanat adamının, bir sanatçının alkışlanması çok doğal. Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi, artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Ama bu gemide Müslüm Gürses olduğu için ardından söylenecek çok sözler var diye düşünüyorum. Dolayısıyla yine bir şairin dediği gibi, gidenlere şöyle dönüp baksana, şu hayattan sen de bir ders alsana, şerefinden başka bir şan yok sana, seni böyle anacaklar, unutma diyor şair. O halde sağ olun, teşekkürler. O halde sevgili Müslüm Gürses'in ardından hiç olmazsa bir iki cümle de olsa söyleyecek çok değerli yürekler var burada. O yüreklerden bir tanesini sizin de duymak istediğinize inanıyorum. O nedenle ilk sözü, ilk cümleleri ve ardından söylenecek belki de ilk anıyı sevgili bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'e bırakmak istiyorum. Eğer bahşederlerse lütfen. Sayın Bakanım. Muhterem hanımefendi, değerli konuklar, başımız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O bize demişti ki,
Ya gittiğin yerde mutlu ol, ya da kalbimde tahta sahip ol. Ama biz inanıyoruz ki o hem gittiği yerde mutlu olacak, hem de bizim kalbimizdeki tahtını koruyacak. Çünkü şunu unutmayalım ki, biz onu ne kadar seversek sevelim, onu yaratan Cenab-ı Hak kadar sevemeyiz. Onu hepimizden daha çok seven, sevenin yanına gitti. Ve biz bütün hayatı boyunca şunu gördük. Her şarkısında, her sözünde Anadolu'nun sessiz isyanını, Anadolu insanının ifade edemediği çığlığını, yoksulların, dışlanmışların, ötekileştirilmişlerin sesini büyük bir tevazuyla ama güçlü bir sesle ifade etti. Sade bir hayata sahip olmak ama aynı zamanda güçlü bir sese sahip olmak her kula nasip olmaz. Sade bir hayata sahipti, güçlü bir sese sahipti. Dün acı haber geldiği andan itibaren Adana'nın, Urfa'nın, İstanbul'un, Rize'nin, Ağrı'nın, Yozgat'ın, Van'ın, İzmir'in sokaklarında 7'den 70'e herkes kendiliğinden kendi cenazesine sahip çıktı ve büyük bir ustayı son yolculuğuna uğurlamanın hazırlığını yaptı. Bu törenler çok önemlidir. Sanatçılarımızın, devletimizin büyük bir sanatçıyı uğurlaması çok önemlidir. Ama hepsinden önemlisi sokaktaki vatandaşlarımızın o büyük ustayı uğurlamak üzere kendiliğinden yollara dökülmesi ve onu selamlamasıdır. Rabbine kavuştu. İnşallah mekanı cennet olacak. Ama Anadolu şunu biliyor ki her sözünde, her şarkısında aslında bu millete dua etti. O sebeple de bu millet de ona dua ediyor. Biz bugünden itibaren Anadolu'nun sesinin biraz daha eksik olduğunu biliyoruz. Anadolu'nun sessiz yığınlarının kendini ifade eden güçlü seslerinden birini kaybettik. Ama nihayetinde onun da anlattığı gibi, sürekli bize anlatmaya çalıştığı gibi bu hayat gelip geçici bir hayat. Netice itibariyle iyi bir hayat yaşamak, dışlanmışların, bir kenara itilmişlerin, yoksulların gönlünde taht kurmak hepsinden daha kıymetlidir. O bunu başardı. Bizim için genç yaşta gitti. Ama bakarsanız yaşadığı hayata belki de birden çok insanın hayatına sığmayacak kadar çok uzun bir hayat yaşadı kendi hayatı içerisinde. Bizim için genç gitti ama birden çok hayatı kendi hayatına sığdırdı. Onu hiç unutmayacağız. Sesi hep kulağımızda olacak. Onu ilk sahneye çıktığı günden beri dinleyenlerden daha sonra sevenlere ve anlayanlara kadar bugün bütün Anadolu ve Anadolu'nun ötesi onu kucaklıyor. Sayın Başbakanımız adına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, başta saygıdeğer hanımefendi olmak üzere bütün sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kültüre, sanata, sanatçıya ve sanat hayatımıza ömrünü adayan ve en güzel sürprizleri, en güzel müjdeleri, en güzel geleceği hazırlamak için gününü gezisine katan sevgili bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun sözlerinden ötürü. Yine kültür ve sanat adına hiçbir fedakarlıktan kaçırmayan ve bu konuda hemen hemen ülkemizin bütün sanatçıların yanında olan çok değerli bir başkanımız, belediye başkanımız var aramızda. Şişli Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül demişler söylemek ister diye düşünüyorum. Sayın Bakanımızdan sonra konuşma yapmak doğru değil. Ben Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Onurlandırdılar gerçekten. 109 gündür süren bir mücadele.
eşleri hanımefendiye ne kadar teşekkür etsek azdır. Müslüm Baba'ya karşı hanımefendi o 109 gün ve öncesinde bir eş olarak ne kadar fedakar olduğunu ben gerçekten gördüm. Bir de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ahd-ı vefa kadar önemli bir şey yok. Tencere kaynarken herkes var. Ama tencerenin kaynamadığı dönemde işte sizler varsınız, dostlar var ve yurttaşlarımız var. Dün biz Müslüm Baba'yı hastaneden alıp Zincirlikuyu'ya getireceğimiz zaman oradaki sevenlerinin gösterdiği sevgi gösterisini hayatım boyunca unutamayacağım. Sanatçı dostlarına çok teşekkür ediyorum. Hastanede sanatçı dostları hiçbir zaman Müslüm Baba'yı yalnız bırakmadılar. Tek tek isimlerini saymam doğru olmaz ama hepsi bila istisna. Ben 109 gündür Müslüm Baba'yla beraberim. Müslüm Baba hep gönlümüzde yaşayacak. Müslüm Baba için ayın 7'sinde Şişli Camisi'nde hanımefendinin izniyle inançlarımızın gereği olan 7 duasını öğlen namazına mütabıken Şişli Camisi'nde yapacağız. 40'ını da Şişli Camisi'nde yapacağız. Müslüm Baba gönlümüzde çok değerli bir sanatçı ve bu ülkeden bir Müslüm Baba geldi ve geçti. Sizlere bu ahd-ı vefanızdan dolayı, son görevinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Müslüm Baba'ya Allah'ımdan gani gani rahmetleri diliyorum. Mekanı cennet olsun. Müslüm Baba'yı bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum. Bugün aramızda çok çok değerli ayakta alkışlanan sanatçılarımız da var ve bu sevgili Müslüm Gül sizimizin yolculuğu boyunca, hayatı boyunca belki 30-40 yıllık dostluklara imza atmış bu değerli sanatçıların da mutlaka söyleyecekleri birkaç cümle vardır. Sayın Bakanımızın da müsaadesiyle, izniyle, o güzel gönlüyle, yüreğiyle izin alarak onlara da söz vermek istiyoruz. Başta onu tanımaktan, aynı kuşakta yaşamaktan, onun şarkılarıyla büyümekten ve onun eserleriyle böyle çoğalmaktan onur duyduğumuza inandığım ve hepinizin yine bir babası, sevgili Orhan babamızı, Orhan Gencebay'ı sahneye almak istiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla tüm gönül dostlarını, hepimizi selamlıyorum Sayın Bakanım, Sayın Başkanım. Müslüm Baba'yla çok eski bir dostluğumuz var. Pek fazla sık görüşemezdik ama ne zaman karşılaşsak nerede kalmıştık diye konuya girerdik. Bu dünyada herkes bir görev yapar. Her şeyin bir nedeni mutlaka vardır. Pirimiz Hazreti Mevlana der ki, hizmet erlerine yol açın. Onlar bize hizmet edecekler. Onları sevelim, koruyalım ki hizmetlerini yapabilsinler der. Arkasından şunu da söyler. Hizmetini iyi yapana şükranlarımız var. Allah razı olsun. Allah gani gani razı olsun der. Yani görev üstlenen kişi görevini iyi yapıyorsa ne mutlu ona ve bizlere diye söylemek istemiştir pirimiz. Dolayısıyla sevgili Müslüm kardeşim bu dünyadaki görevini en üst düzeyde kendine has bir şekilde fevkalade yaptı ve göçtü. Görevini iyi yapanların, sevenlerin bu dünyadan göçmesi halinde onlar başka bir sevgiliye kavuşacakları için, asıl sevgiliye kavuşacakları için üzgün değiller diye düşünüyorum. Pirimiz Mevlana'mızın dediği gibi. Çünkü Yaradan'a kavuşacağız. Ne güzel, harika bir şey. Allah gecinden versin diyoruz. İnsan sevdiklerinden ayrılırsa
üzülüyor bu dünyada. Yoksa Mevlana'mızın dediği gibi doğmayı gördün ya batmayı da göreceksin diyor. Çünkü dünyada kutupsallık vardır. Bu kutupsallık bizim yaşamımızda son derece önemlidir. Bu arada sevgili Müslüm kardeşimle bazı bir iki anımı anlatmak istiyorum. Muhterem hanımefendinin izniyle son günlerde bahsediyorum. Çünkü Müslüm kardeşim son derece saygılı, hatırnaz, çok iyi bir insan, gönül kırmayan birisiydi. Özen gösterirdi değerlere de, saygı duyardı. Öyle görmüştü, öyle yaşardı. 10 sene evvelki bir olayı anlatmak istiyorum. Sayın muhterem hanımefendi 10 sene önce beni aramıştı. Orhan Bey, sizin doktorunuzdan Müslüm Baba'ya bir anjiyo günü için, saati için randevu alabilir misiniz demişti. Memnuniyetle dedim. Ben hepimizin doktoru olan, benim de Müslüm kardeşimin de doktoru olan Deniz Şener Bey'i aradım. Bir randevu rica ettim ve Deniz Şener Beyefendi randevu gününü ve saatini verdi. Ben de muhterem hanımefendiye ilettim. Muhterem hanım da Müslüm Baba'ya demiş ki anjiyo olman lazım. Müslüm Baba olmam demiş. Ama mutlaka olman lazım demiş, tekrar olmam demiş. Ama demiş randevu günün ve saatin alındı senin demiş. Hayır, gitmem demiş. Ama biliyor musun bu randevuyu kim aldı demiş. Kim aldı demiş Müslüm Baba. Orhan Baba aldı demiş. Baba durmuş, yok yahu demiş. Şimdi gitmesek ayıp olur demiş. Ve bana olan sevgisinden saygısından dolayı, kendini düşündüğü için değil, bana olan sevgisinden saygısından dolayı beni kırmamak için randevuya gitmiş ve anjiyo oldu. İki stent takıldı kendisine. Son derece önemli bir kertedeydi. Ben de ertesi gün ziyaretine gittiğimde bana bunu anlattılar. Hepimiz gülmüştük bu olaya. Yani anjiyo olmak istemiyor ama beni kırmamak için olmak istiyor. Bu ne hatır şinaslıktır. Müslüm Baba böyle biriydi. Son iki gün önce hastaneye gittiğimde onu ekrandan izledim. Nefes alıyordu iki gün önce. Son defa nefes alışını görmüştüm. Doktorlarıyla konuştum, bilgi aldım. Zaten başkanımızın dediği gibi 109 günden beri ben her gün bilgi alıyordum. Her safhayı takip ediyordum, telefonla alıyordum, görüşüyordum. Sonunda kısmeti bu oldu. Safha safha ne olduğunu biliyoruz. Elinden geleni yaptı hastane ve doktorlarımız. Güven değil, o denli öyle bir güven içindeydi ki doktorlarımız harika insanlardı. Övündüğümüz dostlarımız ve hekimlerimizdi. Hastane ve doktorlarımız elinden geleni yaptılar ama Allah'ın emri, kısmeti buydu. Sözü çok uzattım ama dayanamadım, bu anıları anlatmak istedim. Allah gani gani rahmet eylesin. Müslüm Baba her zaman için bizim kalbimizde yaşayacak. O ölmedi, yaşayacak. Berhudar olun. Sağ olun. Bilmem farkında mısınız? Son günlerde hangi dosta, hangi yüreğe dokunsanız bir serzenişte bulunuyorlar. Masum bir serzeniş ama acılı, içinde hazin, hüzün de var. Ya son günlerde ama çok dostlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Özellikle bu ülkede iz bırakmış, yüreğimizde iz bırakmış değerli sanatçıları, değerli bilim adamlarını, doktorları, basın dünyasından arkadaşları. Gerçekten bir yası daha doyasıya gönlümüzle tutamadan, o matemi gönlümüzle yaşamadan yepyeni taze acılar geliyor gördüğünüz gibi. Ve hepimizin dileği bu acılar inşallah daha, nasıl söyleyeyim, aralıklı, daha uzun fasılalar içerisinde gelir. Çünkü gerçekten bir yası bile doyasıya yaşayamadan, şöyle biraz önce sevgili MÜOBİR'in değerli başkanı Ahmet Koç'la konuştuk. Birkaç hafta içerisinde burada, bu mikrofonlarda, bu sahnede çok değerli sanatçılarımızı da uğurladık. Bunlardan biri Ferdi Özbeğen'di, Kamil Sönmez'di ve biraz daha gerilere gitsek sevgili Halil Karaduman'lar gibi,
sevgili Kıvırcık Aliler, Neşet Ertaşlar ve hep hayatımızın gönül haritamızı şarkılarıyla türküleri çizenlerin hep yasını tuttuk. Bu nedenle hepimiz yaralıyız, hepimiz paramparçayız aslında. Belki MİO 1 kurumunun çok değerli başkanı sevgili Ahmet Koç da bir şeyler söylemek ister diye düşünüyorum. Ve mikrofona davet ediyorum. Camia olarak çok üzgünüz. Ülke olarak çok üzgünüz. Benim için iyi bir sanatçı olmak önemli ama halkın sanatçısı olmak bundan çok daha fazla önemli. İşte bunu başarabilmiş ender sanatçılardan biri. Çok daha önemlisi de yaşarken efsane olmayı başarabilmiş bir sanatçıyı bugün buradan uğurluyoruz. Elbette onun için söylenecek çok söz var, çok şey var. Ama dilerseniz, ben izin verirseniz, onunla bir ömür boyu birlikte yaşamış, belki muhterem ablamın söyleyeceği bir şey varsa mikrofonu izninizle muhterem ablaya uzatmak istiyorum. Evet, mekanın cenneti olsun büyük sanatçı. Allah rahmet eylesin, sağ olun. Evet, yine ona uzun yıllarda yol arkadaşlığı yapmış, eserler vermiş, bestelerini sunmuş. Sevgili Selami Şahin'i gördüm bir ara. Şu anda aram. Sevgili Selami Şahin, siz de bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Lütfen. Öncelikle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımız, Başkanımız ve burada herkese hürmetler, saygılar sunuyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Müslüm Gürses gerçekten hiç kimsenin taklidini yaparak yola çıkmadı. Kendine has yorumuyla, kendine has çizgisiyle yapılmamışı yaptı. Çünkü bir sözcük var, taklitler aslını yaşatır. Biz Adana'dan tanışıyoruz. Ben Hataylıyım. Çocukluk yıllarımdan beri 40 yılı geçti dostluğumuz. Az önce ağladım bir şarkıda. Allah'ın zoruna gider mi bilmem. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta bestesini ben vermiştim. Benden birkaç şarkı okudu. Gerçekten Müslüm Gürses'in yeri dolmayacaktır. Çok humanist, kalbi güzel, kimseye karşı bir yanlış yapayım, bir kötülük düşüneyim, öyle bir düşünceye sahip değildi. Çocuk gibi kalbi vardı. Din, dil, ırk ayrımı yapmayan humanist, farklı bir insandı. Onu anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Gerçekten ateş düştü, yeri yakar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Benim yüreğim yanıyor. Tanrı'dan rahmetler diliyorum. Hani bir sözcük var. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Biz oradan geldik Allah tarafından ve oraya döneceğiz. Hiç her canlı ölümü tadacaktır. Erken ayrıldı. Rahmetler diliyorum ya Rabbi. Her gün biraz daha eksildikçe
Zaman zaman ben de şöyle hayaller kuruyorum. Ve diyorum ki o gidenler, birkaç saniyelik de olsa o yüreğimizden kopup gidenler, birkaç saniye de olsa şu sahneye gelseler, o biraz önce ismini saydığımız, sayamadığımız, hayatımızın o gökkuşağı renkleri, şu sahneyi doldursalar, acaba şöyle derler miydi? Sanat adına, sanatçı adına. Biz ne şarkılar yazdık, biz ne şiirler. Hiç kimse sevmeden ölmesin diye. Biz ne türküler yaktık, biz ne ağıtlar. İçimizde umut bitmesin diye. Kalem yürek oldu, kağıt sevgili. Yaşadık sevdaya, barışa deli. Uzattık düşmana, dosta bu eli. Çocuklar savaşı görmesin diye, analar gözyaşı dökmesin diye. Derler miydi acaba? Bilmiyorum. Derlerdi, derlerdi. O nedenle yine yıllarca türküleriyle efsaneleşmiş bir ismi, o türküler yakan bir ismi, Nuri Sesi Güzel'i de sahneye almak istiyorum. Müslüm yeğenimin ruhuna İlahi el Fatiha. Allahumme salli ala seyyidina Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, müsaadenizle. Müslüm Gürses benim köylümdür. İkimiz de Halpetiliyiz. Nasıl anlatayım? Onun köyünü ben biliyorum, o beni biliyor. Ben onu daha doğrusu genç yaşta, çocuk yaşında biliyorum. Bir de Halfeti gecesi yaptık. Halfetilerle birlikte çok güzel bir gece geçirmiştik o gece. Ben Allah'tan ona rahmet diliyorum. Değerli bir sanatçı, değerli bir hemşerim. Kimseyle alıverisi yok, dedikodusu yok. Kimseyi kırmaz, incitmez. Ha var, ha yok ama sanatta var, sözde var, yürekte var. Ben ona haktan rahmet diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum geldiğinizden dolayı. Teşekkür ederim. Evet, süre burada biraz kısıtlı. Birazdan Teşvikiye Camii'ye gideceğiz. Şöyle bitirmek veya şöyle sonlandırmak belki en doğrusu, insan bir köprü yapar, üzerinden binlerce insan geçer. İşte o köprülerden bir tanesi de sürekli kulak verdiğimiz, gönül verdiğimiz, yürek verdiğimiz radyolardır. Yıllar yılı radyolarında hep Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses türkülerini, şarkılarını özellikle çalarak sevenlerine köprü olan bir yüreği sahneye davet ediyorum. Onu hep gezegen olarak bildik. Gezegen Mehmet kardeşimi davet ediyorum. Biz 93 yılında Kral FM'le başladım ben radyo hayatıma. O yıllarda arabesk müziği herkes gizli gizli dinlerdi. Dinleyenler de inkar ederdi, utanırlardı dinlemekten. Biz kralcılar olarak ben kendimi dışarıya alıyorum. Yani kendi dışarı önderken kendime bir şey yapmak istemiyorum, paye koymak istemiyorum. Kral dinleyicileri, yani arabesk severler olarak herkesin utandığı dönemlerde biz bayrak yaptık Müslüm Baba'yı, Orhan Baba'yı, Ferdi Baba'yı. Bu üç isim gerçekten çok önemliydi. Daha sonra İbrahim Tatlıses aralarına katıldı. Ama işin özetine baktığımızda Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba çok önemli. O kadar güçlülerdi ki, yani isteselerdi o dönemlerde devrim yaparlardı. Aslında devrim de yaptılar bir anlamda, halkın gönlünde devrim yaptılar. Müslüm Baba bizim hayatımızda çok değerli, çok önemli. Çok seçici bir insandı her şeyden öte. Herkesi sevmezdi ama sevdiğini de çok iyi severdi. Şunu söyleyeceğim. 75 milyon insan var Türkiye'de ve dünyada da. Ben inanıyorum ki
Türkiye'deki herkesin bir Müslüm Gürses şarkısı vardır hayatında. Kimisi teselli buldu, kimisi sevdiklerini düşündü, kimisi acılarını dindirdi. Biz Müslüm Gürses'i yaşatmaya devam edeceğiz şarkılarıyla. Ben izin verirseniz bütün sanatçı dostlarımızı bir sahneye davet etmek istiyorum. Şurada bir resim vermek istiyorum. Sayın Bakanımızı da, Sayın Bakanım, alabilir miyiz buraya sizi? Sayın Başkanım, finali böyle yapalım. Buradan da Teşvikiye Camii'ne gideceğiz. Oradan Zincirlikuyu'nda defnedeceğiz. Muhterem annemizi de buraya alalım. Bütün sanatçılarımız, sadece sanatçılarımız lütfen, rica ediyorum. Annemizi de alalım. Benim telefonum neredeydi? Değerli arkadaşlar, buradan Teşvikiye Camii'ne, Teşvikiye Camii'nde öğle namazında mütakiben de Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidiyoruz. Evet, Cemal Reşit Rey konser salonundaki Müslüm Baba için organize edilen, hazırlanan tören burada sona erdi sevgili izleyiciler. Sizler de gördüğünüz ekranda Kültür ve Turizm Bakanımızın bir konuşması oldu. Şişli Belediye Başkanımızın bir konuşması oldu. Ardından sanatçı dostları Ahmet Selçuk İlkan'ın sunumuyla sevgili Selami Şahin, sevgili Nuri Sesi Güzel ve çok değerli sanatçı dostları onun için bir konuşma yaptılar. Hayat arkadaşı Muhterem Nur, üzüntüden ve ağlamaktan sesinin kısıldığını gördük ve onu duymakta aslında zorluk çektik ama neler söyleyebileceğini az çok tahmin ettik. Çok kalabalıktı burası sevgili izleyiciler. Ekranlarınızda da geliyor görüntü. Hakkımızı helal ediyor musunuz sorusu geliyor şu anda salondan duyduğum kadarıyla. Hakkımızı helal ediyoruz Müslüm Baba'ya. Hep birlikte. Şimdi naaşını alıyoruz ve öğle namazına mütakip Teşvikiye Camii'ne gidiyoruz. Oradan da Müslüm Baba'yı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurlayacağız. Şu anda salonda bir dua okunuyor Müslüm Gürses için. Buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve tekrar Teşvikiye Camii'nden canlı yayınımızı yapmak üzere. Görüşmek üzere diyelim. İnsanların gönlünde taht kurmuş, sevgisini almış, bugün en güzel sevgi yolu olan, dostluk yolu olan, vuslat gecesine, şebi arus yolculuğuna çıkan merhum Müslüm Gürses'i affeyle. Geride kalanlarına sabırlar ihsan eyle. Ya Rabbi, okunan fatihalardan hasıl olan sevabı, sevgili peygamberimizin, bütün peygamberlerin, hanedan-ı ehli beytin, evladı Resul'ün ruhuna bağışlıyoruz haberdarıyla. Bizlere yol gösteren cümle evliyanın ruhuna bağışlıyoruz haberdarıyla. Bizlere bu güzelim cennet yurdu emanet edip giden Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşlarının bu yurda, bu topraklara, bu İstiklal Marşı'na hizmeti ve emeği geçmiş cümle ecdadımızın, cümle şehitlerimizin ruhuna bağışlıyoruz haberdarıyla.
Ya Rabbi amin diyenlerin geçmişte de rahmet eyle. Sanat camiasından fikir ve düşünceleriyle, bilim ve sanatıyla, kalemiyle bu ülkeye hizmet edenlere rahmet eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. El Fatiha. Merhumun naaşı Teşvikiye Camisi'ne gidecek, öğlen namazına mütakiben Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek.